İletişim Dünyamız. Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt, bu programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İsmail Salih Sert yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim aile danışmanı Alev Altun Hanım. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Nasılsınız efendim görmeyeli? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz sizi eski soyadınızda belki hatırlayabilirler. Evet. Alev Esmer hocamız, Alev Altun olarak devam ediyoruz. Evet, doğrudur. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Medeni haliniz, yeni değişiklikler. Evet efendim. Evet. Bugün sizinle ne konuşacağız? Mahremiyet ve mahremiyet eğitimi üzerine sohbet edeceğiz. Doğru mu? Evet, güzel bir konu. Evet. Konuşulması zor bir konu. Konuşması zor bir konu, evet. Dikkatli olmamız gereken, özellik ihtiva eden bir konu. Annelerin, babaların da konuşmakta aslında zorlandığı, her zaman için problem olan yahut da problem demeyelim de zor olan bir konu. Evet, konuşulmayan, korkulan, çekinilen, belki de aslında şey, nasıl konuşulacağı çok bilinmeyen bir konu. Bu konuyu evet, konuşmakla ilgili bir pratiğimiz çok fazla yok gibi. Yok. Geleneklerimizde de bilmiyorum ama nasıldı eskiden onu da bilmiyorum. Aslında onu da öğrenmekte fayda var. Belki siz biliyorsunuzdur, bilmem. Yani büyüklerimiz, bizden önceki nesiller bu konuyu nasıl evlatlarına anlatıyorlardı, nasıl işin içinden çıkıyorlardı bilemem. Yani bu konuda bir araştırmam yok aslında. Ama böyle Anadolu'da hani söylenen şeyler var, davranışsal olarak öğretilen. Evet. Ama bu konuyla ilgili bir araştırmam yok daha doğrusu. Aslında benim de ilgimi çekiyor, araştırmak lazım. Doğrusu. Nasıl uygulanmış. Evet. Ve sağlıklı olarak devam etmiş bugüne kadar. Bir problem, bir sıkıntı da yaşanmamış bildiğim kadarıyla. Yani onların uygulama şekli atalarımızın, ecdadımızın uygulama şekli nasıldı bu konuyu? Genelde anneler, babalar, efendim anneler kız çocuklarına, babalar erkek çocuklarına yahut yakın akrabalardan daha belki genç olanlar, efendim yine kızsa halalar, teyzeler, erkekse amcalar, dayılar herhalde devreye giriyordu. Evet. Evet, evet, sözünüzü kestim. Estağfurullah, buyurun. Şimdi şöyle aslında, siz söylerken benim de aklıma geldi. Bizim böyle iletişim kurma alışkanlıklarımız değişiyor. Yaşantımız değiştiği için şimdi işte köylerdeydik, kentlere geldik, kalabalıklaştık, geniş aileden uzaklaştık, daha çekirdek. Hatta artık işte tek ebeveynli ailelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hani bu sizin söylediğiniz az önce çok güzeldi. İşte halalar, dayılar, işte anne baba ya da birileri ya da aile büyükleri bu konularda örneğin anne baba deneyimsiz, tecrübesiz çocuklarıyla hani nasıl eğitim vereceği ya da nasıl davranacağı ile ilgili ama üst nesillerden destek alabiliyorlardı ve akranlarından destek alabiliyorlardı. Ama şimdi aile yapısındaki değişikliklerden dolayı bu konularda biz daha böyle gelişemedik. Biraz daha son zamanlarda her şeyin bir eğitimi, her şeyin bir danışmanlığı var aslında. Bu da onlardan birisi. Mahremiyet konusunda örneğin nasıl davranacağız? Bununla ilgili insanların akıllarında bu kadar çok soru olması ve sorun da yaşanıyor olmasının sebebi bence bu dönüşümle de ilişkili. Evet. Şimdi tabii daha çok batılı kaynaklardan alıyorsunuz değil mi? Eğitim, bu konuyla alakalı meseleler, konuları. Bizim ülkemizde de yapılan araştırmalar var ama bizim ülkemizde klinik araştırmalar yapılamıyor bildiğim kadarıyla. Ama evet, yabancı kaynaklar daha fazla. Daha fazla.
Kimler var yabancı kaynaklardan meşhur olanlar, mesela Freud falan gibi mi? Biz kendi alanımızda hani onlardan öğrendiklerimizi kendi ülkemizde, kendi kültürümüze uygun şekilde nasıl uygulanabilir ona bakıyoruz. Aslında mahremiyet zaten bir sınır eğitimi. Evet. Evet, başlayalım isterseniz. Mahremiyet nedir ile başlayalım efendim. Evet, mahremiyet genellikle cinsel eğitimle karıştırılıyor. O yüzden zaten karıştırıldığı için de bence anlatılması, işte yapılması zor gibi geliyor insanlara. Aslında mahremiyet bir kişinin, bireyin kendi kişisel alanını, kendi düşüncelerini, duygularını, bedenini koruma hakkı olarak söylenebilir. Baktığınız zaman aslında ne kadar geniş bir kavram. Evet. Sadece cinsel eğitim ya da cinsellikle ilişkili bir konu değil. Mahremiyet daha çok böyle istismarla ilişkilendiriliyor ama aslında sadece istismarla ilişkili bir konu değil. Bireyin kendine ait olan, başkalarıyla paylaşmaya seçtiği alanları ifade ediyor. Seçtiği alanlar ve seçmediği alanları. Kendi gizliliği, kendi kişisel sınırları koruma yeteneği aslında. Mahremiyet bilinci, mahremiyet algısının gelişmesi. Dolayısıyla bu alanlarda, bu sınırlarda çocukluk döneminde gelişmesi gerekiyor. Tabii nasıl, işte çocuğu önümüze alıp böyle moda mod bir eğitim verme şeklinde değil. Ailede eğer mahremiyetle ilgili bir bilinç gelişmişse ebeveynler tarafından, çocuğun sınırlarına dikkat ediliyorsa çocuk da bunu öğreniyor yaşantılayarak. Evet. Anneden babadan gördüklerini mi diyelim, yoksa onlardan işittiklerini, onların verdiği bilgilerle mi, yoksa başka türlü mü? Yani şöyle yaşantılayarak mesela çocuğun işte üstü değiştirilecek. Bunun evet. Yapılacağı ortam. Bu çünkü çocuğun tasarrufunda olan bir şey değil. Küçük bir çocuk işte yorulmuştur, terlemiştir. Ne yapar? İşte annesi, halası. 3-5 yaşlardaki çocuktan söz ediyoruz. Evet, evet, küçük bir çocuk. O yaşlarda, belki daha küçük yaşlarda olabilir. Bunun yapıldığı ortam da örneğin eğer buna dikkat ediliyorsa ailede, ulu orta yapılmıyorsa çocuk da bunu içselleştiriyor. Diğer türlü işte herkesin olduğu bir ortamda ya da daha kalabalık olan bir ortamda, yani oradaki sınır çizgisini çizen oradaki ebeveyn, yetişkin çocuğun yanındaki. Çocuk bunu bu şekilde yaşayarak öğreniyor. Evet. Gördükleriyle. Değil mi? Öyle evet. Annenin onun üstünü değiştirirken söyleyeceği sözler yok mudur? Ona bir takım bilgiler vermesi gerekir mi? Yani belli bir yaştan sonra sözlü olarak bilgi verilmesi gerekiyor tabii ki çocuğa. Evet. Neyin özel olduğu, ne kadarının paylaşılabileceği ile alakalı. Ama daha önceki dönemde, hani konuşarak bir şey anlatamayacağımız dönemde, yaşayarak çocuk bunu öğreniyor. Örneğin işte çocuğun kendi bedeni üzerinde söz sahibi olması da sınırla alakalı bir şey. İşte çocuk doyduğunu ifade ediyor ama ebeveyn, onu besleyen kişi nedir mesela? Kaşıkla beslediğimiz yaştaki bir çocuk, düşünün, ek gıdaya geçtikten hemen sonrası, aslında ne kadar erken dönemler. Hani hem anne sütünü alıp hem ek gıda aldığı dönemi de bunun içine katabiliriz. Orada çocuğun bir doyma durumu var ama anne bunu değerlendirmeyip hayır daha fazla yemesi gerekiyor deyip beslemeye devam ediyor zorla. Çocuk burada neyi öğreniyor böyle bir çocuk? Ben bedenimden gelen mesajları doğru okuyamam. Yani benim okuduğum mesajlar, bendeki bu doyma hissi ya da her neyse o sırada bedenimde algıladığı doğru değil, karşımdakinin verdiği doğru. Yani benim sınırıma bir öteki, yetişkin olan biri ya da benden başka biri istediği gibi sınırıma girebilir. Benim bedenime müdahale edebilir aslında çocuk burada öğrenmiş oluyor. Evet. Baktığımız zaman aslında çok ilişkili olacağını doğrudan düşünmediğimiz şeyler, değil mi? Evet. Normal hayatın bir parçası, değil mi? Beslenmesi, efendim temizliği, tuvaleti, yemesi, içmesi, her şeyi. Yani hepsi daha minik yaştayken, yani bir yaşlarında, belki bir yaşından bile küçükken başlayan ve devam eden hadiseler. Evet.
Evet hocam, sizden devam edelim isterseniz. Burada yine mahremiyetle alakalı şunu söyleyebiliriz. Kişinin kendi bedenine saygı gösterme hakkı. Yani bu daha çok anaokulu dönemlerinde çocuklar akranlarıyla bir araya geldiklerinde bu tarz sorunlar yaşanabiliyor. Kendini güvende hissetmesi, kendi varlığını sürdürebilmesi önemli. Buradaki okul dönemine başladıkları zaman da okul öncesi dönemde o sosyal ilişkiler içinde çocuklar kendi sınırlarını da aslında yavaş yavaş ifade etmeye başlıyor. Mesela biraz daha öncesine aslında gidebiliriz. 2 yaşından sonra 2,5 yaşlarındayken çocuklar böyle hayır demeyi ve bir şeylere itiraz etmeyi öğreniyorlar ya. Evet. O dönem aslında sınırlarında böyle başladığı dönem. Bu dönemi işte yetişkinler eğer işte bir sorun gibi görüp çocukla inatlaşmaya başlarsa burada sorunlar olmaya başlıyor. Yani çocuğun kendi belirlediği sınır ve yetişkinin belirlediği sınır arasında bir çatışma ortaya çıkıyor. Ama bu aslında bu dönemde çocuğun bu davranışları göstermesi, hayır diyebilmesi sağlıklı bir şey. Evet. Bunu bir örnekle de açıklayalım isterseniz. Mesela nerede itiraz eder annesine? Yani o yaştaki bir çocuk her şeye itiraz edebilir. Çok evet. Mantık dışı bile olabilir. Evet. Mesela aldığı gıdalarla alakalı mı mesela? Ne bileyim, giyinmesiyle, üstü başıyla ilgili mi? Nedir? Evet, mesela kıyafetleriyle alakalı diyelim ki işte çocuk birbirine normalde bugün yetişkin olarak giydiğimizde renklerini ya da işte modelini uygun bulmayacağımız, hani bugünkü halimizle baktığımızda, anlayışımızla baktığımızda uygun bulmayacağımız şeyleri tercih edebilir ve giymek isteyebilir. Mesela yaz günü efendim kışlıklarını gibi, kış günü yazlıklarını giymek gibi, değil mi? Olabilir. Evet, bunlar da olabilir. Buralarda tabii ki belli sınırlılıkların olması da önemli. Çünkü yetişkin olan çocuğa da rehberlik ediyor bir taraftan aslında orada. Ama işte bu bir böyle iktidar mücadelesi, güç çatışmasına dönüşüyor ya da başka başka, yani orada yetişkinin yanında hissettiği duygular önemli. Şeyden çıkıyor, yani çocuğun yararına olan bir iletişimden çıkıyor. Örneğin işte sizin söylediğiniz yaz mevsiminde kışlık bir şeyi giymesi halinde, giymek istemesi halinde çocuğa 2 tane seçenek sunulabilir. Bunu ya da bunu giyebilirsin şu anda. Böyle sınırlıklar getirdiğimiz zaman çocuk ikisinden birini seçecek. Seçmiyorsa da şey yapabilir, itiraz edebilir bu duruma ama karşıdaki sabit kalacak, değiştirmeyecek fikrini. Evet. Veya okul çağındaki bir çocuksa mesela, okulda arkadaşlarının giydiklerini görecek, onlardan isteyecek gibi, değil mi? Bu böyle bir senaryoda örneğin ne olabilir? Çocuk okulda arkadaş, yani kaç yaş diyelim mesela, işte lise dönemindeki bir çocuk olabilir bu. Daha küçükler için? Daha küçük. İlkokul çağında? İlkokulda olabilir. Nasıl bir sorunla karşılaşılabilir? Belki ihtiyacından fazla olabilir istedikleri. Evet. Alınamayacak durumda olabilir o sırada. Aslında gerçekte olan neyse ailenin onu ifade etmesi iyi. Yani hani şu anda biz bunu şu neden dolayı nedenden dolayı almayı tercih etmiyoruz ya da almıyoruz gibi bir açıklama yapması yeterli. Ama sanırım işte çocukların istekleri yetişkinlerde farklı duygular oluşturuyor. Evet. O noktada da zorlanıyoruz. Yani örneğin mahremiyetle ilgili ya da cinsellikle ilgili bir soruları olduğunda, merakları olduğunda da benzer bir şey oluyor. Ya da işte bu sizin verdiğiniz kıyafet örneğinde de yetişkinin burada bir kaygısı olabilir. Hani çocuğa yetememe kaygısı olabilir. Ya da işte çocukla ilgili ne olabilir? İşte çok fazla savurgan mı olacak acaba gibi bir kaygı olabilir. Yetişkinin buradaki olumsuz duygusu bu durumla alakalı davranışını belirliyor. Evet. Maddi durumlarının yetersizliği olabilir, değil mi? Evet, bu gerçekte olabilir. Tabii. Nasıl davranmalı aileler bu konularda? Gerçek olan neyse çocuğun anlayabileceği şekilde kısa ve net bir şekilde ifade etmek. Onu söylemek. Çocuğun yaşına göre. Açıkça belirtmek gerekirse evladım bizim bunu almaya gücümüz yetmez mi diyecek? Evet, şu an bütçemiz bunun için uygun değil. Şu an bunu alacak kadar paramız yok. Evet.
Bunun için de şöyle hissediyorum. Mesela bunun için üzgünüm. Nasıl? Diyebilir. Nasıl hissediyorsa onu söyleyebilir. Hı. Bu durumla ilgili, yani şu an bunu almak için yeterli paramız yok. Bunun için de ben üzülüyorum böyle olmasına deyip kendi duygusunu da söylerse bu daha gerçek bir iletişim. Daha güzel olur. Hı hı. Gıdalarla alakalı çocuk mesela efendim bugün piyasada birçok zararlı yiyecekler de var. Hı hı. Bunları isteyebilir. Yahut okuldaysa işte okul kantininden bunlardan. Gerçi okul kantinleri pek zararlılara girmiyor ama olabilir de nasıl davranmak gerekir aile olarak, anneler babalar olarak? Orada da neyse yani orada ailenin bir endişesi varsa bununla ilgili bunu da paylaşabilir. Bunu yediğinde bunun senin için sağlıklı olmadığını düşünüyorum ve senin sağlığının bozulmasıyla ilgili bir endişem var. Hı-hı. Seni merak ediyorum. İşte benim için değerlisin deyip kendi duygularını paylaşıp iyi duygularını ve kötü duygularını, olumsuz duygularını da bununla ilgili bir endişem var deyip paylaşıp anlatırsa bu daha iyi bir iletişim. Yani daha gerçek bir iletişim. Çünkü bunun içinde duygu var. Ama biz çoğunlukla kendi duygularımızı, olumsuz duygularımızı da, olumlu duygularımızı göstermeyi zaten unutuyoruz genellikle. Olumsuz duygularımızı da sanki paylaşırsak bu iyi olmayacakmış gibi. Yani bunu yapmakla ilgili çok pratiğimiz yok. Doğrusu. Evet. Ama doğrusu neyse onu söylemek, çocuğun anlayabileceği şekilde söylemek gerekir diyorsunuz. Mutlaka. Evet. Bunu söylemek yeterli olur. Çocuk için sağlıklı bir ilişki olur. Yetişkin için de. Daha kendilerini o ilişkide daha var hissederler böyle olduğunda. Diğer türlü böyle bir şey üzerinden hani toksik bir ilişki oluyor. Peki. Red cevabı verildiğinde ama uygun bir red cevabı verildiğinde çocuk kendisini aşağılanmış gibi hisseder mi? Yani benim söylediklerime, benim istediklerime kıymet verilmiyor, bana değer verilmiyor gibi bir hisse kapılabilir mi? İsteğiyle alakalı olumsuz cevap verildiğinde, kabul edilmediğinde mi? Tabii. Hı hı. İşte bununla ilgili durum açıklanarak yapılırsa burada zaten ben işte az önce söylediğim örnekte çocuğa onunla ilgili ne hissettiğimi söylüyorum işte. Seni önemsiyorum. Benim için önemlisin. Bunların da senin için faydalı olmadığını düşünüyorum. Sana, hı hı, zarar vereceğini düşünüyorum. O yüzden bunları kullanmak istemiyorum şu an. Bunları almak istemiyorum. Ama hı, bir noktadan sonra tabii ki bu hani çocuk dediğimiz şu an kaç yaşında? Örneğin kendi başına dışarı çıkıp alışveriş yapmaya başladığında kendi tercihlerini yapacaktır. Ama eğer hani sürekli yasaklayıcı, hiçbir açıklama yapmadan işte çocuğun üzerinde baskı kurarak yapılan bir uygulama varsa bir süre sonra o çocuklar ebeveyn otoritesinin ya da bir otoritenin olmadığı yerde farklı şekilde davranabiliyor. Farklı şekilde tercihlerde bulunabiliyorlar. Bu da bir noktaya kadar normal karşılanabilir. Ama şunu unutmamamız gerek bizim bence yetişkinler olarak. Yani o farklı biri. Biz farklı biriyiz. Çocuğumuz farklı biri. Kendine göre tercihleri olacak. Biz onun yanında onun istediği kadar, ihtiyacı olduğu kadar ona rehberlik edebiliriz, eşlik edebiliriz. Evet. O yüzden farklı biri olduğunu kabul etmekle biraz daha temel bir şey burada başlıyor. Evet. Dolayısıyla ona olumlu cevaplar verdiğimizde yahut da istediklerinin olumsuz da olabilir karşılığı. Hı hı. Ama açıklamalı şekilde cevap verdiğimizde, hı hı, problem olmayacaktır diyorsunuz. Evet, evet. Ama burada bu açıklamanın altını da özellikle çizmek istiyorum. Hani bu açıklama yapmak işte çocuğun yaşına göre kısa ve net olması gerek. Onun ihtiyacı olduğu kadar olması gerek. Hı hı. Burada şeyle karıştırılabiliyor. Böyle çocuğun karşısına geçip bir dünya laf etmek. Böyle hani şey deriz ya, nutuk çekmek gibi böyle her şeyi çok fazla fazla açıklamak. Bunun da hani bu biraz içerik oluyor. Karşı tarafa geçmiyor zaten. Evet. Çocuğun zekasıyla da alakalı söylenecek şeyler önemlidir herhalde. Yani çok zeki bir çocuktur. Çok çabuk anlar, çabukça kavrar. Hı hı. Ama daha az zekidir. Biraz daha belki uzun anlatmak gerekmez mi? Hı. Yani buradaki bilgiden ziyade duygu olduğu için kendi duygularına temas eden bir yetişkinse karşıdaki, çocuk da bunu öğrenir. Yani karşıdaki onun verdiği duyguyu hayata geçirmeyi daha hızlı öğrenir. Belki bazılarında daha fazla tekrar gerekebilir.
bunu daha çok okul öncesi sınıflarında örneğin görüyoruz. Bazı çocuklar daha çabuk öğreniyor, bazıları daha geç öğreniyor. Evet. Bazıları daha işte tutuk oluyor mesela bir şeyi yapmakla alakalı ya da gelişim düzeyleri bile etkilenebiliyor çocukların. Geç kavruyor mesela. Evet. Evet hocam, bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim aile danışmanı Alev Altun Hanım'la birlikteyiz. Mahremiyet ve mahremiyet eğitimi üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Değerli misafirim aile danışmanı Alev Altun Hanım'la birlikteyiz. Mahremiyet ve mahremiyet eğitimi üzerine sohbetimiz devam edecek efendim, ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde çocuğa red cevap verildiğinde, yani isteklerinin karşılanmadığında kendisini değersiz hisseder mi diye bir soru sormuştuk. Hı hı. Ne gibi durumlarda kendisini değersiz hissedebilir? Değerli hissedebilmesi için ne gibi cevaplar vermemiz lazım? Bunlar üzerinde biraz konuşalım. Buyurun. Peki. Anlaşılmadığını fark ettiği zaman, dinlenmediği zaman genellikle görülmediğini, değerli olmadığını hissedebilir. Bu da genellikle, yani ebeveynler zaten kimse hani durduk yere bile bile kendi çocuğuna zarar vermek, işte onu değersiz hissettirmek istemez. Ama ne oluyor, evet, da ne oluyor da hani bu iki kişi, işte ebeveyn çocuk arasında bir taraf ona değer verirken aslında karşı tarafta bir değer hissi oluşmuyor ya da daha az oluşuyor. Şöyle, genellikle bir konuyu konuşurken ya da bir şey yaparken ebeveynlerin çözüm üretmekle ilgili, sorunu çözmekle ilgili bir yaklaşımları oluyor. Burada da aslında karşı tarafın istediği şey dinlenmek, anlaşılmak sadece. O sırada orada olduğunun görülmesi. Örneğin çocuğa bakarsınız, söylediklerini dinlersiniz, arada hı dersiniz, işte başınızı sallarsınız ya da işte o bir şey söylediğinde siz yüzünüzdeki o mimikle desteklersiniz, cevap verirsiniz. Burada bir çözüm üretmeseniz de dinlenildiğini hisseder ve kendini var hisseder. Evet. Çocuk. Bu aslında yetişkinlerle de böyle, hani hepimiz bir şey anlatırken karşımızdaki kişi boş bir şekilde bize bakıyorsa ya da biz örneğin bir şeyden bahsediyoruz, o da bize bununla ilgili çözüm yöntemlerini söylüyor. Bir soru sormadığımız halde ne olur, hoşumuza gider mi? Gitmez. Evet. Beni çok dinlemedi diye düşünürüz. Yetişkinlerle ilgili, yani aslında bence şöyle, çocuklarla ilgili soruları karşımızda çocuk değil bir yetişkin olduğunu düşünerek o diyaloğu yeniden canlandırırsak aslında bize cevap oluyor. Yani biz arkadaşımızla konuşurken örneğin o bize bir şeyler anlattı, dertlerini anlattı. Sonra biz geçip kendi dertlerimizi anlatırsak ne olur? Olmaz. Güzel bir iletişim olmaz. Olmaz. Yani iki taraf da bundan keyif almaz. Çocukta da aynı şey. Çocuk şimdi işte okuldan geliyor, bir şeyler anlatıyor annesine. Bir şeyler söylüyor merakla ya da işte bir derdi var, bir şey anlatıyor. Annesi de ya da babası da ya da işte ebeveyn olan kişi, karşıdaki yetişkin ona yapması gerekenleri sıralıyor. İşte görevlerini söylüyor. Ne oldu? Çocuk burada dinlenmedi, anlaşılmadı aslında. Evet. Bu da ne anlama geliyor aslında bizim konumuz açısından baktığımızda? Ben sanki bu ilişkide yok gibiyim. Burada benim bir sınırım yok. Karşıdaki kişinin dediğini ya da onun zihnindeki neyse düşüncesi, ben ona eşlik etmek zorundayım gibi. Bu da aslında sınırla alakalı bir problem. Evet. Günümüzde okullarda çocukların yetiştirilme şeklinde bizim nesillere göre farklılıklar var. Hı-hı. Ben onu görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur mutlaka. Gerçi siz yaş olarak daha gençsiniz tabii. Siz daha yakın zamanı ama ben daha eskilerde biliyorum. Farklılıklar var. Oldukça büyük farklılıklar da var. Hı-hı. Hocaların iletişimi çocuklarıyla çok farklı. Evet. Dolayısıyla çocuklara verilen eğitimin farklı olmasından kaynaklanan ki bir takım kolaylıklar, güzel taraflar çıkıyor ama bir takım problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Ne dersiniz bu konularda? Yani toplum değiştikçe sorunlar da değişiyor. İhtiyaçlarımız, doğru, değiştikçe sorunlar da değişiyor. Giderek daha kalabalıklaşıyoruz, daha hızlı bir hayatın içindeyiz.
daha fazla bilgi var, daha çok alan var, çok çeşitlilik var. Evet. Dolayısıyla bir şeyi tanımlarken de, hani sorunu tanımlarken de örneğin bir sürü adı var artık. İşte akran zorbalığı var, onun çeşitleri var gibi, hani bizim alanla ilgili düşündüğünüzde. Fiziksel rahatsızlıklara bile baktığımızda hani bir tane ağrı yok mesela, bir sürü var. Burada da tabii ki sorunlar giderek çeşitleniyor. Ama elimizdeki kaynaklar da çok fazla. Bilgiye çok rahat ulaşabiliyoruz. Evet. Eskiye nazaran. Ama giderek iletişim kurmakta daha çok zorlanıyoruz. Öyle mi? Evet. Daha fazla iletişime ihtiyaç duyuyoruz. Bir de hani bu teknolojinin gelişmesiyle beraber daha çok insanla iletişim halinde oluyoruz. Bu da insanı zorlayan bir şey. Çok insanla ilişki halinde olmak. Evet. Onun için insanın kendini geliştirmesi gerekiyor. Günümüzde iletişimle ilgili, sizin de zaten hani programınızın adı İletişim Dünyası. İnsanın kendini geliştirmeden zamana ayak uydurması ve hani kendini koruması, ruh sağlığını koruması, sağlamlığını koruması kolay bir şey değil. O yüzden de bu kadar çeşitli problem var bence. Bilmiyorum, evet. Sorunuza cevap oldu mu? Biraz karıştırdım sanki. Yok, güzel. İletişim kaynakları çok. Hı hı. Radyolar, televizyonlar, efendim daha basılı yayın organları, bunlara ilave eden işte resimler günümüzde, hı hı, daha fazla. Sanki çocuk daha önce öğrenmemesi gereken bazı şeyleri, hı hı, sanki önce öğreniyor gibi. Evet, daha erken maruz kalabiliyor. Evet. Eskiye nazaran. Bunun da tabii ki dezavantajları oluyor. Ama bu fırsata da dönüştürülebilir. Hani bu çeşitliliğin olması, işte eğitim materyali olarak kullanması açısından. Ama daha erken karşılaşmaması gereken, yaşına uygun olmayan içeriklerle karşılaşan çocuklarda, eğer çocuk, hani az önce bahsettiğimiz konuya aslında atıfta bulunuyoruz. Eğer az önce bahsettiğimiz gibi bir ilişkisi varsa etrafındaki yetişkinlerle, güvenli bir ilişkisi varsa, o zaman merakını o ilişkide giderebilir. Sorularını o ebeveyne, o yetişkine sorabilir. Ama eğer böyle güvenli bir ilişkisi yoksa, güvenli tanımladığı bir yetişkinle ilişkisi yoksa, anne baba olabilir ya da başka aile büyükleri olabilir. O zaman akranlar kendi aralarında bunu konuşabiliyor, değerlendirebiliyor ve o zaman evet zarara uğrayabiliyor çocuklar. Yanlış şeyler öğreniyorlar. Evet, yanlış deneyimleri olabiliyor. Ama eğer işte yetişkinle, ebeveynle çocuk arasındaki ilişki ne kadar can cana bir ilişki ise, ne kadar duygular varsa orada canlı, ne kadar çocuk anlaşıldığını, değerli olduğunu hissediyorsa, o ilişkide daha güvenli hissediyor ve o zaman o merak ettiği şeylerle alakalı ya da karşılaştığı, maruz kaldığı şeylerle alakalı gelip sorularını o yetişkine sorabilir. Bunu, yani aslında çocuğun soru sorması ve merak etmesi bizim için iyi bir şey. Evet. Ama bunu annesine, babasına sorması uygun. Evet, tabii diyorsun. Ki sorabilir. Rahatlıkla aslında, evet, sorabilmesi o ilişkinin, annesiyle babasıyla olan ilişkisinin sağlıklı olduğu anlamına geliyor bizim için. Ama işte sorduğunda ne oluyor? Annelerde, babalarda telaş, ne yapacağını bilememe. Nasıl cevap vereceğini bilememe. Evet, acaba işte korkular oluyor, bunu konuşmak normal mi? Konuşmalı mıyız? Konuşursak bir zarara sebep olabilir mi çocuk için? Daha çok işte merakını artırabilir miyiz ya da yanlış yöne sevk edebilir miyiz? Evet. Bu konuda danışanlarınız ne gibi sorularla geliyorlar size daha çok? Genellikle okul döneminde okulda zorbalığa uğrayan çocukların aileleri bu konuyla alakalı başvuruyor. Hani işte çocuk böyle bir şeye maruz kaldı, ne yapabiliriz gibi. Ya da bazen işte daha erken dönemde çok fazla böyle flört ilişkisi olan, ortaokul döneminde, lise döneminde çocuklar olabiliyor. Onların aileleri gelebiliyor. Ya da çocuk da hani ne olduğunu aile tespit edemiyor ama işte çocukta bir şey var. Mesela akademik başarısı düşüyor çocuğun. Daha fazla işte odasına kapanıyor, içine kapanıyor. Aileyle paylaşımı azalıyor. Daha üzerine bunun hani
daha ağır tablolarda işte evden uzaklaşan, habersiz evden ayrılan çocuklar olabilir. Evet. Gibi davranış sorunları oluyor çocuklarda. Uyuşturucu, sigara içme gibi konular geliyor mu? Bunlardan da çokça geliyor mu size? Ben doğrudan çocuklarla çalışmadığım için kendim bu konularda doğrudan görmüyorum. Daha çok annelerle görüşüyorsunuz. Ailelerle görüşüyorum, çiftlerle, yetişkinlerle görüşüyorum. Ama şey, bu böyle elektronik içilebilen bazı sanırım sigaralar var. Bunlar çok yaygın şeyde, yani lise maalesef. Döneminde. Evet. Evet, son zamanlarda onun da büyük bir artış da var. Hatta yetişkinler de bu konuda yok büyük artış var. Hani sigarayı bırakmak için onu kullanıyorlar, elektronik sigaralar. Ama yine basından öğrendiğim kadarıyla bu konunun uzmanları elektronik sigaralarında normal sigaradan daha da zararlı olduğunu söylüyorlar. Bir takım kanserojen etkileri var. Onu da buradan duyurmuş olalım. Evet. Hatta son günlerde basında çıktı bu konuyla alakalı elektronik sigaraların vermiş olduğu zararlar. İleri yaşlarda çok daha büyük tehlikelerle karşılaşma durumları var. Evet. Biraz özendirici oluyor tabii ki görüntü olarak. Sanki sosyal. Hiç sigara içmemiş gibi bir şey. Ama sigara keyfine varmak ama hiç içmemiş gibi varmak. Halbuki öyle değil işte. Daha büyük zararları olan maalesef günümüzün bazı imalatçıları, ticaretle uğraşan kişilerin efendim bunu bu şekilde lanse etmeleri, duyurmaları insanlarda da böylesi etkilere sebep oluyor. Dediğim gibi yaşlılarda, olgun yaşlardaki kişilerde de var bu alışkanlık maalesef. Sigarayı bırakmak adına yapıyorlar bunu. Evet, çocuklarda da herhalde işte ağzı kokmaz, sigara içtiği belli olmaz değil mi? Böyle düşünceler olabilir. Hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Yani o şeye, ortama girdiği zaman belki biraz daha işte özendirici oluyor. Renkli olması, arkadaşlarının kullanması, işte sosyalleşmek için, o ortama girebilmek için örneğin. Onun kullandığının aynısından o da kullanıyor ki kabul görmek için aslında belki bir parça. O dönemlerde işte yetişkinlikten önceki o ergenlik, önergenlik dönemlerinde daha hızlı olabiliyor. Siz ne cevap veriyorsunuz ailelere daha çok? Yani sadece bu sigara vesaire değil de daha başka işte akran zorbalığı dediniz. O konularda nasıl cevaplar veriyorsunuz çocuk ailelere? Neler tavsiye ediyorsunuz? Zarara uğrayan çocukla alakalı daha çok o çocuğun kendi duygularını ifade edebileceği o yetişkinlerle olan ilişkilerini çalışıyoruz. Annesiyle ilişkisi, babasıyla ilişkisi nasıl? Evde güvenli bir ortamı var mı? Yani bu çocuk buna neden maruz kalıyor? Çünkü okulda zorbalığa maruz kalan çocuk okula gelene kadar zaten zorbalığa maruz kalmıştır. Yani bu evde zorbalık var, nasıl var? Tabii ki ben hani bile isteye kimsenin çocuğuna zarar verecek bir şey yapacağını düşünmüyorum ama bazen hani iyi olsun diye yapıyoruz derken aslında çocuğun sınırlarına girebiliyoruz. Çocuk da bu aslında yayının başında da konuştuğumuz şey kendi sınırlarına girilmesine o kadar alışık ki okulda da benzer bir şey olduğunda nasıl tepki vereceğini ve kendini nasıl koruyacağını bilemiyor. Çünkü bir ötekinin onun sınırına girmesi onun için normal bir şey. Evde de deneyimlediği bir şey. Öncelikle evde bunu nasıl yaşıyor, çocuk nasıl deneyimliyor bunu araştırıyoruz. Bunu buluyoruz, bunu çalışıyoruz. Burayı iyileştirdikten sonra çocuk zaten, çocuklar daha hızlı gelişim gösteriyor bu konularda. Okuldaki gerekirse okulla ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyorsa. Okulda işte bu zorbalığa uğrayan çocuğun karşısında zorbalık yapan kimse. Evet. Onunla ilgili de benzer bir şey yapıyoruz aslında. Bu çocuk neden bunu yapıyor? Görülmek istiyor olabilir. Bunu inceliyoruz. Ya da başka seçenekler nelerse. Yani hep aile ilişkilerine bakıyoruz aslında. Evet. Daha başka neler var? Bu konuların dışında ailelerden size gelen aile danışmanı olarak. Yani aslında şöyle, bu şey konusuna değinmek isterim. Cinsel eğitimin ailede nasıl verileceğiyle alakalı.
çocukların o konuda da arkadaşlarıyla görüşmeleri, konuşmaları oluyordur herhalde. Evet, çünkü bu yani normal, doğal bir şey. Ama bu kısmı eksik kaldığında çocuk merakını o zaman akranlarıyla konuşarak giderebiliyor. Ya da işte az öncesinde söylediğiniz gibi bir yerden bir şeye maruz kalıyor. İşte telefonda, bilgisayarda ya da televizyonda. Sonra onun peşine takılıp o merakın peşinden gidebiliyor ve hiç istemediği şekilde içeriklere ulaşabiliyor, maruz kalabiliyor. O yüzden çocuğun gelişim dönemine göre doğru bilgileri bizim vermemiz onunla daha sağlıklı bir şey, koruyucu bir şey her şeyden önce. Çocuğun gelişim döneminde yaşına göre cinsel eğitim verilmesi lazım. Gelişim sürecine göre, onun fiziksel gelişimine göre, duygusal gelişimine göre ailesine soracağı sorular, özellikle kendi cinselliğini tanımlaması önemli. Mahremiyet bundan farklı bir şey. Yani cinsel bilgilere ilave olarak daha kapsamlı, kendisinin ve başkalarının özel olduğunu, özelini fark etmesi ve kendi alanını sosyal hayatta koruyabilmesi. Cinsellik eğitimi aile dışında bilimsel kitaplardan ya da yetkili kişilerden de alınabilir. Okullarda ya da işte farklı eğitim kurumlarında, anaokulundan itibaren başlıyor. Ama mahremiyet eğitimi çocuğun kişilik bütünlüğünün ve ruhsal iyilik halinin, cinselliğinin korunabilmesi açısından çok önemli ve ailede anne baba tarafından verilebilen bir şey. Çünkü doğrudan zaten çocuğun yaşadığı bir şey oluyor. O yüzden bu eğitimleri doğru bir şekilde verebilmesi için, sağlıklı bir şekilde verebilmesi için anne babanın da yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekli. Cinsellikle ilgili eğitimi nasıl vereceğini bilmiyorsa, eğer bilmiyorum mesela, en çok burada takılıyor aileler. Çocuk bir şey soruyor. Bazen işte farklı tutumları oluyor. Bazen işte bilmiyor, bilmediğini söylemiyor aile. Geçiştiriyor. Ya da işte nasıl konuşacağını bilmiyor. Bunu konuşmakla ilgili korkuları olabiliyor. Ya da konuşmak istemeyebiliyor. Ama bilmiyorsa çocuğa az önce de söylemiştik, hani gerçeği söylemek. O anda evet, ne oluyorsa onu söylemek önemli. Ne diyecek bilmiyorum ama şu kadar zaman sonra, işte örneğin bir hafta sonra sana bununla ilgili öğrenip bilgi verebilirim gibi cevap dediğinde verir. Bu gerçekçi bir cevap ve o söylediği sürede de tabii ki bunu sağlaması gerek. Evet. Neler soruyor çocuklar annelere daha çok ve nasıl cevap verilmeli? Hı hı. Ne sorular, sorular neler ve bunlara cevaplar nasıl olmalı? Hı hı. Erken dönemlerde çocuklar kendi cinsiyetlerini fark ettikleri zaman bedensel farklılıklarını sorabiliyorlar. Örneğin işte arkadaşını görüyor, işte o neden farklı görünüyor, ben neden farklı görünüyorum diye sorabiliyor. Böyle olduğunda işte endişelenebilirsiniz, endişelenmeniz normal bir şey. Çünkü insan bir kez ebeveyn oluyor, yani ilk ebeveyn olmak hepimiz için aynı deneyim. Sonrakilerde birden fazla ebeveyn olduğunda, birden fazla çocuğun olduğunda biraz daha deneyimli olabilirsin ama her çocuk birbirinden farklı bu arada. Her biri aynı soruları sormayabilir, aynı yaşlarda sormayabilir. Ama çocuk soru soruyorsa bu iyi bir şeydir her, evet, şeyden önce. İlk çocukla sonraki çocuklar arasında da farklar var tabii. Değil mi? İlk, hı-hı, sonra doğan çocuk daha geniş bir ailede, hı-hı, daha fazla şeyler görerek büyüyor. Evet. Mesela bir kız çocuğu, hı-hı, efendim ilk çocuksa, ikinci çocuk erkek çocuksa, hı-hı, en azından ablasında farklılıkları görebiliyor. Evet. Evet. Ve ilk çocuğun ailesiyle, yani ilk anneden yola çıkalım. İlk çocuğun annesiyle ikinci çocuğun annesi asla aynı anne olmuyor. Çünkü, evet, anne de değişiyor. Hı. Aynı anne değil. Daha tecrübeli bir anne var. Tecrübeli olabilir. O anki yaşam koşullarında farklılıklar olabilir. Yani hayatının farklı bir döneminde. Hayat, yani dünkü kişi değil o kişi. Farklı biri oluyor. Biz çünkü sürekli olarak gelişiyoruz. Evet. O yüzden farklılıklar olması normal. Çocuklar arasında farklılık olması zaten normal. Ama annede de ya da babada da farklılık olabilir. Bunu normal karşılamamız önemli. Yani sabit bir şey değil. İnsan olarak gelişimi olan bir varlığız. Hem yaşlar değişiyor hem zaman değişiyor değil mi, hı-hı, efendim? Evet, koşullar değişiyor. Bir sürü şartlar, şey yaşıyorsunuz. Değişiyor. Duygularınız değişiyor. Sizin gelişiminiz değişiyor. Hayatınızda işte bakın, bir pandemi oldu, hepimiz bir sürü şey yaşadık, yani bir sürü şey değişiyor etrafımızda. Allah korusun, bir pandemi daha olsa çok daha hazırlıklıyız gibi.
Yani evet, o tarafı da var ama koşullar, işte çevresel koşullar değişiyor. Bizimle ilgili bir sürü değişen şey var. Dolayısıyla aynı kişi olmuyoruz o sırada. Evet. Yeni bir çocuk dünyaya geldiğinde. Peki hocam, bir ara daha verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, aile danışmanı Alev Altun Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda, gençlerde mahremiyet ve mahremiyet eğitimi üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, aile danışmanı Alev Altun Hanım'la birlikteyiz. Çocuklarda, gençlerde mahremiyet ve mahremiyet eğitimi üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, mahremiyet dedik. Mahremiyeti çocuklara yaşantılarıyla beraber birinci bölümde anlatmıştınız birazcık. Yaşayarak öğreniyorlardı. Bunun dışında annenin, babanın dışında okulda öğretmenle yahut işte bir hekimle yahut da ne bileyim daha bir başka üçüncü şahısla mahremiyetle alakalı neler söyleyebilirsiniz? Şimdi aile çocuğun her zaman koruyucusu ve evet, bir bakıma da öğretmeni. Tabii 0-3 yaşındaki bir çocuğa, bebeğe eğitim verilmesinden bahsetmiyoruz ama ilk bölümde de sizin de bahsettiğiniz gibi mahremiyet evde başlıyor, ailede başlıyor dedik. Nasıl oluyor? Çocuğun bakımında yer alan kişiler kimlerse, burada çünkü anne baba dediğimiz zaman sanki onlar da sınırlı ama bu çocuğun yanında ona eşlik eden bir babaannesi varsa, anneannesi varsa sanki onlar önemli değilmiş gibi anlaşılabiliyor. Bunun altını çizmek isterim. Çocuğun bakımında yer alan bireyler, yetişkinler kimlerse onlar çocuk için annedir, babadır, birinci derece bakım verendir. Mahrem bilinci bu ilişkilerde kazandırılmaya başlıyor. Ebeveynler çocukları yetiştirirken uygun şekilde davranırlarsa, yani şu çok yaygın olabiliyor, genellikle duyuyoruz. Ne var canım, o daha bebek, o daha çocuk, anlamaz, bilmez gibi. Hani onun bunları anlamamıştır ya da şu an daha gerek yok gibi yaklaşmıyoruz kesinlikle. Çünkü o da bir birey ve sınırları var. Örneğin çocuğun altını değiştirirken. Evet. Ya da çocuğu emzirirken gibi buralarda da sınırlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ya da belki hani bunu söylediğimde genelde şaşırıyor insanlar. Bebeği severken, öperken de onun rızası olup olmadığına bir parça bakabilmemiz gerekiyor bizim. Yani çığlık çığlığa ağlayan bir bebeği sıkıştırıp öpmeye çalışmak yetişkinler için eğlenceli bir şey olabilir. Ama bebek için hoş değil. Hoş değil yani. Sınırlarına girilen bir deneyim. Evet. Aslında buralardan başlıyor baktığınız zaman. Enteresan değil mi? Evet. Evet. Emzirme dediniz. Mesela birçok kurumlarda bebeklere emzirme yerleri var. Değil mi? Aslında bu olay bile, yani bir emzirme yerinin olması bile bir mahremiyeti anlatmaya yetmiyor mu çocuğa? Yani alelade mesela dışarıda diyelim ki işte bir mağazaya gittiniz. Büyük bir, yahut da bir AVM'desiniz. Ne bileyim işte orada bir emzirme bölümü var, odası var değil mi? Oraya alınıp emziriliyor çocuk. Çocuğun aslında bu tip yetişmesi bile ona bir takım mahremiyeti anlatıyor, öğretiyor, öyle değil mi? Evet, işte yaşayarak, deneyimleyerek. Yaşayarak. Tam da böyle söylediğim, tam da böyle söylediğiniz gibi. Evet. Çocuğun bunu deneyimlemesi gerek, öğrenmesi için. Veya bir hekime gidiliyor değil mi? Hekim muayene edecek, açması gereken vücudunda bölümler olacak, ona göre hareket edilecek. Ama evet, burada da yine bir takım mahremiyet duyguları çocuğa yerleşiyor. Evet, burada sınırların işte çocuğa net olarak belirtilmesi önemli. Örneğin özel alanların gizlenmesi gerektiği, anne baba ve işte hani birincil olarak çocuğa bakım veren evde başka bir bakıcı ya da işte aile büyüklerinden biri varsa o, ve doktorlar dışında kimsenin bu bölgeye bakmaması, dokunmaması gerektiği çocuğa bilgi olarak verilmesi gerekli. Yani daha önceden bu bilginin verilmesi lazım. Evet. Bir hekime gitmeden önce mesela. Evet, evet, tabii ki. Yani bunu nasıl, mesela çocuğu tuvalete götürdüğünüzde, işte bak ben seni tuvalete götürüyorum, işte çünkü sana yardımcı olmam gerekiyor
değil mi? İşte o yaştaki bir çocuk zaten tuvalet eğitimine başlayan bir çocuk bu tür konuşmaları yapabiliyor. Size cevap da verebiliyor. Sana yardımcı olmam gerektiği için şu anda buradayım. Bunu kimlerle yapabilirsin? Bunu işte benimle yapabilirsin. İşte teyzenle yapabilirsin örnek veriyorum. Ya da bakıcınla yapabilirsin. Bunun dışında doktorla da anne baba yanındayken doktor buraya bakabilir ve dokunabilir. Anne baba yanında değilken bakamaz. Hı hı. Gibi net bir şekilde çocuğa bunun söylenmesi aslında yeterli. Evet. Öğretmeninin zaten veya arkadaşlarının böyle bir şey yapması söz konusu değil. Evet tabii ki. Zaten değilleri söylemeseniz de çocuğa hangileri o güvenli alan içerisindeyse onu söylemeniz yeterli. Bu arada bazı okul öncesi eğitim kurumlarında tuvalette çocuklara yardımcı olmaları gerekebiliyor. Bu da bir zorunluluk olabiliyor. Farklı uygulamalar var. Bazı yerlerde hiçbir yardımcı olmuyor çocuğun yanında. Çocuk kendi yapabildiği kadar kendi temizliğini yapıyor. Bence de böylesi daha sağlıklı. Ama bazen tek bir kişi olmak koşuluyla yani o kurumdaki sadece tek bir kişi çocuğa yardımcı olabilir. Yani birden fazla kişi çocuğa yardımcı olacak şekilde bir düzenleme değil. Sabit bir kişi olursa eğer bu da yapılabilir. Mesela anaokullarında falan mı? Evet anaokullarında. Kreşlerde. Evet kreşlerde, anaokullarında, okul öncesi eğitim kurumlarında. Yani bir çocuğa yardımcı olacak kişinin sabit olması, değişmemesi önemli. Yani çocuğa herkes müdahale edebilir, herkes bakabilir, herkes dokunabilir olmayacak. Kimse o kişi, sadece o yapacak bunu. Böyle bir düzenleme varsa olabilir. Ya da çocuk kendi temizliğini kendi yapabilir. Ve mümkün olduğu kadar çocuklar bir şeyler yapabilir, kendi öz bakımlarını yapabilir hale geldikçe onlara vermek, bu sorumluluğu onlara vermek, öğretmek önemli. Bazen işte yetişkinlerin temizlikle ilgili kaygıları ya da başka kaygıları burada çocuğu bu konuda gelişmesini engelleyebiliyor. Yani bırak sen yapamadın ben yaparım dedikçe bazen hani ortaokula gelmiş ilkokulda çocuklar kendi temizliğini yapamıyor olabiliyor. O yüzden bunlar aslında hep yetişkinlerle ilgili bakın. Yani çocukla alakalı bir gelişim bozukluğu yoksa eğer aslında normalde çocuk anaokulundan sonra bunu kendi başına yapabilir durumda oluyor. Evet. Tabii şunu özellikle söylemek istiyorum. Bunun dışında da maalesef bazı anaokullarında tuvaletlerde bölümlenmemiş. Yani hani böyle açık bir alan düşünün. Yan yana bir sürü tuvalet var. Arada paravan ya da kapı hiçbir şey yok. Bu böyle bir uygulama tabii ki mahremiyet açısından kesinlikle uygun değil. Buna da özellikle dikkat etmek gerek okul seçerken. Evet. Avrupalıların kültürüyle bizimki çok çok farklı bu konularda. Mesela ben askerliğim döneminde çalıştığım başka ülkelerin mesela Almanya'nın bu konulardaki durumunu biliyorum. Mesela tuvaletlerini biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bir bölüm ayrı ayrı bölümler içerisinde değil aynı ortam içerisinde bulunarak yerine getirmeleri. Hı hı. Yani birbirlerinden sakınmamaları, hı hı. Görmemeleri, tuvaletlerini de aynı şekilde, ne bileyim başka türlü giyinirken, soyunurken sakınmamaları, çekinmemeleri gibi durumlar var. Hı hı. Bizim kendi kültürümüz, kendi inançlarımız elbette bunları, kültürümüz bunu istemiyor, inançlarımız da zaten bunu yasaklamış. Hı hı. Evet, bu konularda. Evet. Neler söyleyebilirsiniz? Burada şu var. Bazen çocuklar küçük yaşlarda işte soyunmak isteyebiliyor. Örneğin sürekli olarak. Burada da çocuğu durdurmak ve bu alanların kimseye gösterilmeyeceğini çocuğa anlatmak gerekiyor. Talep ettiğinde de izin verilmemeli ve anlayacağı bir şekilde, yumuşak bir şekilde açıklama yapılması önemli. Yani bir noktadan sonra hatta bazen maalesef hani şey olabiliyor yani aileler bunu teşvik edebiliyor. Hadi geç bir yani böyle hani şakayla karışık. Hadi bir bakalım, hadi bir amcan görsün gibi. Bu şekilde bunlar kesinlikle hani olmaması gereken şeyler. Yine çocukların özel bölgelerine özel isim takıp sevilebiliyor. Bu da kesinlikle uygun değil. Yanlış. Kesinlikle yanlış. Bunlara dikkat etmek önemli. Çocuğun merakları giderilmedi, soruları cevaplanmadı. Belli bir yaş düzeyine geldikten sonra da yaşına uygun olarak
bedenindeki özel alanlar kişiler üzerinden değil, kişi üzerinde göstererek değil, kitaplar üzerinde, şekil üzerinde göstererek çocuğa hikaye üzerinden anlatılmalı. Bazen bunu anlatırken yetişkin olan kişi kendi bedeninden göstererek anlatabiliyor ya da çocuğun bedeninden göstererek anlatabiliyor. Bu uygulama doğru değil. Kitap üzerinden ve hikayeleştirerek anlatılması. Evet, hatta önemli. Hakiki resim değil, grafik resimlerden. Evet, evet. Çizim üzerinden. Çizim üzerinden. Hı hı. Bu şekilde anlatılması gerekiyor. Çok önemli olan kısmı az önce de söylediğim gibi özel bölgeleri sevgi objesi yapmamak. Bunu işte böyle tatlış ponçik isimler takıp aman da gel işte seni bir seveyim deyip maalesef olabiliyor. Bu böyle hani bir sevgi ifadesi olarak görüldüğünde gizli görünüyor. Ama aslında gerçekte bu bir zarardır yani çocuk için. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Bebeklikten itibaren özellikle erkek çocuklarında daha çok oluyor. Özel bölgelere dokunmak ve onu konu yaparak böyle konuşmak olmaması gereken bir şey. Hatta bir de şunu ilave ederiz buna. Hı hı. Eskiden daha çoktu ama şimdi pek kalmadı inşallah, öyle görüyorum. Çıplak fotoğraf çekmek. Evet. Erkek çocuklarının bilhassa. Hı hı. Evet. Değil mi? Evet. Büyük evet. bir hata değil midir? Evet tabii ki. Bu da özel bir şey. Evet. Evet, eskiden daha yaygın söylediğiniz gibi. Bu tür davranışlar çocuğun özel alanının ihlali. Bu durum çocukların cinsel organlarının, özel bölgelerinin konu olmasını normal olarak düşündürüyor çocuk için. Yani çocuk diyor ki benim etrafımdaki en tanıdığım, bildiğim annem, babam, işte dayım, halam kimse, bunlar bunu konuşuyor. Demek ki bu normal bir şey gibi geliyor. Çocukları ve kendilerini istismarcı ve kötü niyetli insanlardan korumasını engelliyor çocuğun. Çünkü çocuk için bunun konuşulması, buraya dokunulması, sevilmesi normal bir şey. O yüzden kötü niyetli biri de dokunduğu zaman ya da konuştuğu zaman çocuk buna dur diyemiyor. Çünkü dur demeyi bilmiyor, daha önce öğrenmemiş oluyor. Onun için normal bir şey. Bu yapanlar da daha çok yakınlarıdır. Evet, çok yüksek oranda zaten yakın, güvenilir, tahmin edilmeyecek insanlardır. Yakın çevredendir. Kötü niyetli değil belki ama yapılan iş yanlış, öyle diyelim. Sevenler için evet kötü niyetli olmayabilir ama yapılan şey çocuğun özel alanına ihlal olduğu için çocuğu kendi özel alanına girilmesine açık hale getiriyor. Yani çünkü çocuk kendine zarar geleceğini anlamıyor o davranıştan. Evet. Olduktan sonra anlıyor. Yani olduktan sonra genellikle şöyle tanımlanıyor. Hani bir kötü bir his var içimde ama ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü o yaşta zaten çocuk yetişkin cinselliği dediğimiz cinsellikle tanışmamış oluyor. Kötü bir his var bedeninde olan ama ne olduğunu da bilmiyor. Yani bana ne oldu? Çünkü neden? Zaten orası sevilen bir şeydi. Dokunulan bir yerde o bölge. O yüzden çocuk için bu zararı açık hale getirmiş oluyor çocuğu bu tür yaklaşımlar. Evet. Bebekleri, çocukları severken mesela dudaklarından öpmek, mahrem bölgeleriyle alakalı sözel olarak sevgi sözcükleri kullanmak gibi... bunlar sevgi gösterme aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Çünkü normal olarak gösterilen bir duruma çocuk tepki vermiyor daha sonra. O yüzden yetişkinlerin böyle konulara özen göstermesi çok önemli. Bebeklik dönemi, okul öncesi dönemi boyunca çocuklar iyi ve kötü dokunuşu çok net ayırt edemeyebilirler. Okul öncesi dönemden sonra daha net ayırt edebilirler. O yüzden çocukların bezini değiştirirken ya da işte bazen kremler sürmek gerekebiliyor alt değiştirirken. Bu durumlarda mümkün olduğu kadar, gerekli olduğu kadar az temas edip bitirip işi tamamlamak. Evet. Yani çok uzun süre vakit geçirmemek, böyle çok uzatmamak yani bu evet. meseleyi. Kısa sürede bitirmek. Evet. Ve oradaki yetişkinin bunu yaparken hissettiği duygu da önemli. Hani mesela bazen işte çocuğun altını değiştirirken böyle ayıp gibi hissetmesi de aslında çocuğu geçen bir duygu. O yüzden bu bir görev, bu bir iş. Çocuğun burnunu silmek gibi böyle nötr bir duyguyla yapılması gereken bir şey. Çocuğa bir şeyler söylemesi gerekir mi? Nasıl? Yani değil mi, altını temizlerken... Gerçi altını temizler, onlar çok küçük çocuk da onlara bir hı hı. şey, ama birazcık daha büyüyünce mesela 2-3 yaşlarında çocuk hı hı. için anneler bir şey söylemeli mi? Yani bunu yapmak mecburiyetindeyim gibi.
temizliğini yapmak, onun için açıyorum altını, yoksa açmak doğru değil gibi. Yani hani değil olan kısımlarını söylemek çok gerekli değil ama yaptığı şeyi söyleyebilir. Altını değiştiriyorum ya da işte tuvalete götürdüğünde az önce konuştuğumuz gibi. Şu anda seni tuvalette temizlik yapmana yardım ediyorum ben. Çünkü sen tek başına yapamıyorsun demek gibi. Ama böyle bunu hani oyun haline getirmeden yapmak önemli. Özellikle alt değiştirme mesela böyle şakalaşarak hanim işte falan gibi böyle hani oynayarak falan yapılmaması. Evet. Uzatılmaması gerekiyor. Baskı uygulanmadan mümkün olduğu kadar az temas. Ama burada bahsettiğimiz şey de hani olması gereken optimal düzeyde, normal düzeyde. Yani böyle hani sanki hani askeriyede gibi böyle hani hemen aç kapat falan şeklinde de değil. Normal, nötr bir duyguyla yapılması gerek. Burada da yetişkinlerde de şey olabilir yani hani bu konuyla alakalı bir endişeleri varsa zarar vermekle ilgili ya da doğru yapıyor muyum gibi kötü hissediyorlarsa bunu yaparken ya da kuşkuları varsa onunla ilgili kendileri mümkünse yani neden böyle bir duygu var bende diye kendilerine bakmaları önemli. Çünkü o giderilmediği sürece oradaki endişe ya da işte kötü duygular çocukla ilişkiyi de etkiliyor. Evet. İçgüdüsel olarak da herhangi bir eğitim almamış olsa anne baba bunları zaten içgüdüsel olarak yani tabii bir şey olarak yapamazlar mı? Yapmazlar mı? Yapabilirler tabii ki ama bu böyle hani bir kültür haline de gelmiş. Yani çocuğun altını değiştirirken sevmek alışkanlık haline gelmiş ve normal ne kadar çok insan yaparsa bu size o kadar normal geliyor bir süre sonra. Doğru. Onun için dikkatli olmak lazım. Evet. Kısa sürede hemen o işi bitirip uzatmadan yeterli vakit içerisinde halletmek lazım. Evet, evet. Evet hocam. Bir başka konuya geçmek istiyorum aslında. İhmal demiştiniz. İhmal nedir? Başlayalım isterseniz bundan sonraki bölümde de devam ederiz. Tamam. Burada bu konuyu bitirmeden şunu da söyleyebilir miyiz? Önemli bulduğum birkaç şey daha efendim. Vardı. Tabii ki. Şeyle alakalı. Bazen farklı cinsiyetlere sahip olan çocuklar olabiliyor aynı evde yaşayan. Aynı odayı kullanmaları gerekebiliyor. Aynı cinsiyette olsa bile aynı odayı kullanmaları gerekebiliyor çocukların. Böyle olduğunda işte çocuklar odada işte özel bir şey yaparken mesela üzerini değiştirirken odayı dönüşümlü olarak kullanmaları önemli. Ebeveynlerin kendi odalarında işte uyurken odaların kapılarını kapalı tutmaları, çocukların kapıları açık. Yani eğer bir odada birden fazla çocuk varsa kapı açık olabilir. Ama ebeveynlerin odasının kapısı kapalı olması gerek örneğin. Bunlar da özellikle bilinmesi gereken önemli olan şeyler. Ve çocuğun kendi özel alanlarına saygılı olmak önemli. Çocuğun odasına girerken kapıyı tıklayarak girmek. Evet, çokça ihmal edilen bir konu. Evet. Onu küçük görüp önemsemeyen, önem verilmeyen bir konu ama dediğiniz gibi çok çok önemli değil mi? Kesinlikle çok önemli. Yani çocuğun odasına kapıyı tıklayarak girmek. Burada bazen ebeveynler şeyden endişe edebiliyor. İşte çocuk odada örneğin istemediğimiz bir şeyle meşgulse mesela işte bilgisayarı varsa bilgisayardan bir şey izliyorsa ya da bakıyorsa ya da yani bazen işte böyle hani baskın basanındır gibi içeriye girebiliyor ebeveynler sanki hani içeride onu yakalamak için gibi. Burada da şu önemli bilgisayar varsa evde ortak alanlarda kullanılması tavsiye. İstenmeli. Evet yani salonda oturma odasında bilgisayar kullanılsın. Odaya gidip bilgisayar kullanılmasın. Eğer tabii ki bizim söylediğimiz işte kitaplarda yazan her şey her evin koşullarına uygun olmayabiliyor. Böyle olduğu durumda da odasında kullanması gerekiyorsa kullandığı cihazın ekranı kapıya dönük olması önemli. Bunlar baktığınız zaman aslında ne kadar küçük gibi görünüyor. Detay gibi görünüyor. Ama aslında çok önemli. Bunun dışında başka unutmadan söylemek istediğim. Küçük çocukların mesela ebeveynlerin yanında yatmak istemesi gerek korkudan gerekse işte anne sıcaklığını alabilmek için bu konularda ne dersiniz? Ben emzirme döneminde sadece çocukların anneyle beraber uyumasının
normal ve faydası olabileceğini düşünüyorum. Hani gece çocuğun beslenmesi açısından ve hani temas, anneyle teması. Bazı araştırmalar böyle söylüyor. Bazıları da aynı yatakta olmasına gerek de olmadığını söylüyor ama ben orada çok net değilim. Ama 2 yaşından sonra aynı yatakta olmamalı. Birlikte uyumamalı. Bazen ebeveynler çocukların odasına gidip onların yatağında yatabiliyor. Yani uyuyana kadar annesi yanında yatabiliyor, evet. Aslında yatmaması daha uygun olur. Yani anne çocuğun yanında kalıp işte mesela yatağın yanındaki bir yerde uzanabilir. Ya da çocuk yatar ama anne onun işte yanına böyle hafif uzanıp yine çocuğa eşlik edebilir. Mesela işte sırtını sevebilir ya da masal okuyabilir, bir şey yapabilir. Ama çocuğun annenin o yatakta yatmadığını bilmesi lazım. Evet. Beraber uyumamaları lazım. Geceyi beraber geçirmemeleri lazım. Çocuğun anne babasının yatağına gelmemesi zaten gerek. Orada uyumaması gerek. Ne gibi bir cevap vermek lazım öyle çocuğa? Bunu ısrarla isteyen bir çocuk olabilir mesela. Yaşına göre daha küçük yaşlarda daha kısa. Yani burada uyumaman gerekiyor. Bu yatak işte anneyle babanın yatağı, senin yatağın burası demek. Kısa, net. Daha büyük yaşlarda. Yani 3-5 yaşlarına gelince. O yaşlarda da yani ne istiyorsa çocuk, o biraz daha diretebilir belki. Mantıklı bir şeyler sunabilir, işte korkuyorum diyebilir vesaire. Orada da yine çocuğu yatağına götürüp, kendi odasına, kendi alanına götürüp, sonrasında eğer işte ihtiyaç duyarsa seslenebileceği söylenebilir. Bir müddet yine yetişkin olan annesi ya da babası onun yanında bekleyebilir, kalabilir o uykuya dalana kadar. Evet. Ama bu benim gözlemim, genellikle bunlar çiftlerin arasındaki ilişki sorunlarının çocukla olan ilişkiye yansımasıdır. Yani bir şekilde anneyle baba beraber uyumak istemiyordur ya da tartışmalıdır. Bir şey vardır yani, o ilişkide bir sorun vardır. Evet. O da işte çocuk illa bizle yatmak istiyor şeklinde anlatılır ama orada baktığımız zaman genelde çocuklu değil, yetişkinin ihtiyacı çıkar ortaya. Evet. Hocam bir ara daha veriyoruz. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, aile danışmanı Alev Altun Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mahremiyet ve mahremiyet eğitimi üzerine sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim Alev Altun Hanım'la, aile danışmanı Alev Altun Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle mahremiyet ve mahremiyet eğitimi üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet, son bölümdeyiz hocam. Bu bölümde, daha önceki bölümde sormuştum, ihmal nedir diye. İstersen ona bir açıklık getirin, ondan sonra devam edelim. Evet, ihmal aslında aralarda da birazcık değindik. İhtiyaçların karşılanmaması. Tabii ki bizim konumuzda duygusal ihtiyaçların, duygusal destek ihtiyacının, açık iletişim ihtiyacının yeterince karşılanmaması olarak ele alıyoruz bu konuda. Bununla beraber beslenme, giyin, barınma, eğitim gibi ihtiyaçların yetersiz veya hiç karşılanmaması diyebiliriz. İhmal edilen kişiler, bireyler çocukluğunda istismara daha açık hale geliyorlar. Çünkü zarar verme niyeti olan bir davranışı okuyamıyorlar. O yüzden böyle bir ilişki var ihmal ve istismar arasında. Evet. Ben ihmal deyince daha çok ona verilmesi gereken bilgilerin zamanında verilmemesini. Bu da ihmal. O da ihmal değil mi? Evet. Bu da duygusal destek ihmali. Bilgilerin paylaşılmaması, çocuğun gelişimine destek vermesi gereken ebeveynin, onun gelişimine destek vermesi gereken ebeveynin o sırada orada olmaması aslında. Fiziksel ya da duygusal olarak orada olmaması diyebiliriz. Evet. Mahremiyetle alakalı başkaca ilave edeceğimiz bir şey kaldı mı? Neler söyleyebiliriz? Şöyle, mahremiyetle ihmal, istismar arasındaki ilişkiden bahsedebiliriz. Mahremiyet eğitimi ihmal edilen çocuklar istismara açık hale geliyor. Uzun sürede sistemik bir şekilde ihmal edilen çocuk savunmasız bir hale geliyor ve dış dünyadan gelen olumsuz etkilere karşı kendini koruyamıyor. Dolayısıyla da çok bu çocuklar daha çok istismara uğruyorlar.
uzun süreli çocuğun duygusal ya da sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Böyle bir çocuk yetişkin olduğunda başkalarına güvenmekte zorlanabilir. Düşük öz saygısı olabilir. Ve sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir. Evet. Sürekli olarak kendini ihmal eden ya da ihmal edilen pozisyonda bulabilir kurduğu ilişkilerde. Yani zarara uğradığı ilişkileri daha çok tercih edebilir. Bu döngüden çıkamadığı sürece. Hem fiziksel hem de temel ihtiyaç, hem fiziksel istismara uğrayabilir bir kişi, hem de temel ihtiyaçları ihmal edebilir. Bu durumda hem fiziksel sağlığını hem de genel iyi oluşunu etkileyen bir tablo görebiliriz. Burada tabii ki fiziksel bir istismara uğruyorsa eğer ailede, o zaman doğrudan zarar verme davranışı var. Bunu farklı, daha önce konuştuğumuz ailelerden farklı değerlendirebiliriz. Nasıl ailelerde daha çok oluyor? Ailedeki stresin yüksek olduğu, ekonomik zorlukların, sosyoekonomik zorlukların yüksek olduğu, bağımlılık sorunlarının olduğu, ebeveynlerde ruhsal sağlık sorunları gibi sorunların olması, ihmal ve istismara uğrayan çocukları daha çok gördüğümüz aileler diyebiliriz. O yüzden bu tür ailelerde yetişen bireyler, çocuklar, istismara ve ihmale maruz kalma olasılıkları daha yüksek. Evet. Dünle bugünü kıyaslarsak, yani geçmişte diyelim işte 50 sene, 60 sene öncesiyle ekonomik durumu Türkiye'nin çok çok daha iyi bugün. 50-60 yıl öncesiyle kıyaslarsak. Çok çok daha iyi. Yani tarif edilemeyecek kadar büyük fark var. Bugünkü ailelerin ekonomik durumuyla bugünküler arasında. Düşünün ki bir çift pabucun, ayakkabının bile zor alındığı yahut bir takım elbisenin zor alındığı günlerden geldik bugünlere. Şimdi bakıyoruz gençlerin özellikle efendim çifter çifter ayakkabıları, takım takım elbiseleri, erkek olsun kız olsun görüyoruz. Sanki başka bir sebep var gibi, yani ekonomik sebepler önemli değil gibi mi geliyor? Hı-hı. Ne dersiniz? Şöyle, yani bu bağlamında değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Örneğin daha düşük gelirli ailelerin yaşadığı bir yerde yaşayan biri daha pahalı markalara ihtiyaç duymayabilir. Ve onlara erişememek onun için ihmal olmaz. Evet. İmkan olduğu halde erişememesi ihmal oluyor. Hani mesela geçmişte işte bir ayakkabıyla belki işte kaç yıl giyiyordu, zaman geçiriyordu ama o zaman yoktu zaten. Evet. Varken erişemediğinde ve imkan varken erişemediğinde. Ve burada bahsedilen işte risk faktörü olan sosyoekonomik düzeyin düşük olması ailedeki stresi arttırıyor. Ailenin işte destek alamaması, işte kaynaklara ulaşamaması. Yani o ailenin daha temel dertleri var. Hani karnını doyurmakla ilgileniyor, başka dertlerle ilgileniyor ve oradaki çocuğu görmesi daha da zorlaşıyor. Evet. Aslında böyle bir şey söyleyebiliriz. Bu istismar vakalarını engellemek için ailelerin, anne babaların neler yapabileceğiyle ilgili bir şeyler söyleyebiliriz isterseniz. Tabii ki, buyurun. Örneğin çocuğun cinsiyeti ne olursa olsun yabancı biriyle birlikte aynı ortamda kalmaması gerektiğinin hem ailenin bilmesi hem de çocuğa öğretilmesi önemli. Bu da yine deneyimleyerek olur. Yani aile çocuğu işte komşuya emanet edip sürekli bırakıyorsa ya da işte çok çok yakın tanıdık olmayan kişilere çocuğu emanet edip gidiyorsa çocuk da bu bilinci geliştiremez. Yani aslında yine baştan beri anlattığımız şey, ne o ailede ne normalse çocuğa da o normal gelir ama burada çocuğun zarara uğrayabileceği durumları ayırmak gerekiyor. Kim olursa olsun zorla öpme, sarılma gibi eylemlerin yaptırılmaması önemli. Buna daha çok biz kendi kültürümüzde bayramlarda, seyranlarda eş, dost, akraba bir araya gelince karşılaşıyoruz. Hadi işte teyzeyi öp, amcasına sarılsın ama çocuk istemiyorsa olmayacak yani. Çocuk istiyorsa öpebilir kendisi de ya da onların ona sarılmasına izin verebilir. O yüzden çocukları bu konularda zorlamamak önemli bence. Evet. Kültürel olarak da işte büyüklerin ellerini öpmek, büyüklerin de küçüklerin gözlerinden öpmesi
geleneğimiz, adetlerimizden. İstenebilir ama hani bahsettiğim şöyle mesela bayramda çocuğun, herkesin tek tek çocuğu kucaklaması. Ha, siz daha küçük çocuklar için. Küçük çocuklarda evet. Evet. Biraz daha büyük 7-8-10 yaşlarına gelince daha başka. Yani orada hani bu bir hani şey olarak iletişim kurma şekli olarak işte el öpme bir ritüeldir, saygı göstergesidir. Bu çocuğa anlatılabilir, öğretilebilir. Ama kesinlikle yapmasını istemek ya da diğer insanların ona kesinlikle sarılması, hadi öp bakayım amcanı, hadi öpeceksin zorla gibi bunlar uygun değil. İstenebilir ama çocuk kabul edebilir ya da etmeyebilir. Evet. Etmediğinde de onun kabul etmediği durumu karşılayabilmek gerekiyor. Yani çocuğunuz bunu kabul etmediğinde kötü hissedebilirsiniz. Bu da normal bir şey. Evet. Toplu taşıma araçlarında çocuğun başkalarının kucağına oturtulmaması. Bazen insanlar teklif edebiliyor. Örneğin verin benim kucağımda dursun diye. Ya da bazen ebeveynler çocuğu başkalarının kucağına verebiliyor. Bu da uygun değil. Bu da yanlış bir hareket. Tabii ki tanımadığınız bir yetişkin var. O yüzden bu kadar mesafe şey değil. Hani yetişkin olarak düşünelim. Biz yetişkin olarak toplu ulaşım aracında birinin kucağına oturur muyuz? Hayır, oturmayız. O zaman çocuğumuz da oturmamalı. Doğrusu. Aslında evet. Her şeyi çocukla ilgili çevirip kendimizle ilgili bakabiliriz. Biz zorla mesela bayramda birilerini öpüyor muyuz ya da kendimizi öptürüyor muyuz? Hayır, o zaman çocuktan da bunu beklemememiz gerekiyor. Anladım. Ama küçük olunca sanki boyu küçülünce yapabilirmiş gibi geliyor. Yapılabilirmiş gibi. Evet, demek ki büyüklerin durumu neyse çocuklarınki de aynı pozisyonda olmalı. Evet, evet. Yine evde yetişkin çocuğu olan akraba arkadaşların evine yatılı gönderilmemesi önemli. Yani kendisinden yaşça çok büyük çocukların olduğu kişilerin evlerine yatılı olarak kontrolsüz bir şekilde çocuğun gönderilmemesi önemli. Eğer gönderiliyorsa da burada uygun düzenlemelerin kimin nerede uyuyacağı ile alakalı, ne zaman nerede vakit geçireceği ile alakalı düzenlemelerin yapılması önemli. Yine küfür, uygunsuz şakalar ya da el hareketlerinin olduğu, yetişkinlerin daha çok bulunduğu ortamlarda çocuğun olduğu unutulmaması, bu ortamlardan uzak tutulması, buna maruz bırakılmaması önemli. Burada daha çok böyle yetişkin fıkralarının çocuklara anlatılması gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar uygun değil. Bu aslında programın başında da bahsettiğimiz, hani çocuktur anlamaz, bebek o anlamaz demiyoruz. O da bir birey olarak düşünüyoruz ve çocuğun yanında yapılması uygun olmayan, konuşulması uygun olmayan şeyleri konuşmuyoruz. Evet, bu da çok önemli. Evet, bu çocuk anlamaz deyip geçiştirmek yok. Evet. Evet, çok çok önemli muhakkak. Gayet iyi çocuklar anlıyor. Anlamasa da onun duygusu bir şekilde onda kalıyor. Hatta büyüklerin kendi aralarında bile konuşmaması gereken şeyler olabilir değil mi? Yani işte şeysiz fıkralar gibi ne bileyim. Sansürsüz. Efendim? Sansürsüz böyle. Hani gibi. Hiçbir limit olmadan konuşulması gibi. Evet. Zaten dikkat edilmesi lazım. Çocuklar olunca daha da dikkatli olmak lazım. Evet, çocukların yaşına göre yani yetişkin olmayan insanlarla konuşulmamalı. Çocukla konuşmuyorum ama çocuğun yanında konuşuyorum. Bu da olmaz. Çocukla konuşmasanız da çocuğun yanında küfür etmemeniz gerekiyor. Gibi. Yani bu tabii ki hani şey değil. Hani robot değiliz hiçbirimiz. Yanlışlıkla birinin ağzından kaçması farklı bir şey ama bunun sürekli olarak yapılması, bunun işte çocuğa da hatta şaka olarak yapılması ya da yetişkinlerin sürekli çocuğun yanında bu uygunsuz şakaların, el hareketlerini yapmaları uygun değil. Bu ortamlardan uzak tutulmaları gerekiyor. Sosyal medya kullanımlarının ebeveynler tarafından sürekli olarak takip edilmesi ama bunu yaparken bir dedektif gibi değil, çocuğun da bundan bilgisi olacak şekilde yapılması önemli. Yani çocuğun kullandığı sosyal medya hesaplarını anne ya da babanın da erişimi olduğunu çocuk bilecek. Zaten bundan bilgisi olacak. Bu şekilde evet. Kullanılacak. Bu kısmı da çok önemli. Burada çünkü çatışılabiliyor. Ve burada da hani ilişki bozulabiliyor. Sanki böyle çocuğun arkasından iş çevirir gibi anne babalar bunu yapabiliyor. Bu şekilde yapılması da uygun değil. Çünkü öyle yapıldığında çocuğun alanını ihlal etmiş oluyoruz.
Ama çocuğun da bundan bilgisi olursa o zaman alan ihlali olmuyor. Bu zaten karşılıklı anlaşılan bir şey oluyor. Bu internet hizmeti veren kurumlar aileler için internet, ne bileyim yetişkinler için, çocuklar için diye ayırt edebiliyor. Ancak burada da şimdiden duyurmuş da olalım bunu yetkililere. Maalesef çocuklar için almış olduğunuz bir hizmette lüzumsuz yahut çocuklara hiç de faydalı olmayan şeylerin olduğunu da görüyoruz. Bunları önlemelerini de yetkililerden istiyoruz tabii ki. Evet, bazı filtreler var aslında ama ne kadar sağlıklı çalıştığı ile ilgili iyileştirmeler belki yapılması gerekebilir. O filtreler tam çalışmıyor, böyle diyelim. Yahut da ona göre kurgulanmamış gibi. Yahut da zararlı yayın yapan bir takım kurumların buralara dalması, yani legal olarak değil, illegal olarak girmiş olması. Evet. Yani internet ortamında bunların kontrolünü yapmak elbette ki güç. Ama teknoloji oldukça ilerledi, yazılım sistemleri artık. Evet. Bu konuya belki biraz daha hassasiyet vermek. Çünkü neye daha çok önem verirsek o konuda daha çok enerjimizi sarf ediyoruz. Bu da çok çok önemli bir konu. Sosyal medya kullanımlarının takip edilmesi, yani çocuğa burada da takip değil aslında eşlik edilmesi önemli. Çocuğun da bundan bilgisinin olması önemli. Çocuğa zaman zaman hani bunu kimseye söyleme şeklinde birinin ona bir şey sorduğunu ya da söylediği ile alakalı bir şey yaşayıp yaşamadığı ile ilgili soru sorulabilir. Çünkü şu bilgi önemli. Sır sadece anneyle ve babayla olur. Diğer yetişkinlerle çocuğun arasında bir sır olamaz. Çocuğun bir yetişkinle sırrı olabilir. Bu kişi de anne ve baba olabilir. Diğer yetişkinlerle çocuğun arasında bir sır olamaz. Bu çok önemli. Önemli bir sınır. Özellikle biraz daha işte ortaokul, lise dönemlerindeki çocuklar için önemli bir sınır. Evet. O dönemde de çünkü kendi yaşlarından daha büyük olan yetişkinler tarafından zarara uğratılabiliyor çocuklar. Ve günlük olarak çocukla ilişkimizi sıkı tutmak, işte güler yüzlü, sevecen bir şekilde anlatmak istediği, paylaşmak istediği bir şeyin olup olmadığını sormak, birlikte zaman geçirmek, anlattığı zaman dinlemek önemli. Yine başlarda da programın başlarında da söylediğimiz gibi bir şey anlattığında bir sorun ya da paylaşmak istediği bir şey de olsa sormadığı bir cevap vermemek önemli. Çocuklar genellikle bir şey paylaştıklarında oradaki iletişim hatası soru sormayan birine tavsiye vermek, cevap vermek şeklinde oluyor yetişkinlerin yaptığı. Ama o sırada o çocuk size bir soru sormuyorsa ya da bir yetişkin de olabilir bu. Cevap vermenizin, tavsiye vermenizin bir anlamı yok. O daha çok iletişimi bitiren bir şey. Çünkü bir şey sormadan bir şey anlatıyorum. Karşımdaki de bana tavsiye veriyor. Ne hissediyorum? Anlaşılmadığımı hissediyorum. Dinlenmediğimi hissediyorum. Ve bu iletişimi zamanla kalitesini düşüren ve bir sonraki sefere çocuğun sizle iletişim kurma isteğini azaltan da bir şey. Ne kadar iyi hissederseniz bir ilişkide o kadar çok, yani öyle değil mi? Mesela bizlerde çok böyle hani rahat ilişki kurduğumuz arkadaşlarımızla daha çok görüşmek isteriz. Bunun gibi çocukla ebeveynin ilişkisinde de çocuk rahat hissetmeli. Dinlendiğini, özel olduğunu hissetmeli. Biraz daha büyük çocuklarda evin anahtarını taşıdıklarında ortaokul yaşından itibaren bunu kimseye söylememesinin önemli olduğu söylenmeli. Çocuğa bu bilgi verilmeli. Ve bazı durumlarda çocukların bağırma, itiraz etme, çığlık atma, kaçma refleksinin öğretilmesi ve normal olduğu söylenmesi. Bu çocuk buna itiraz ettiğinde de yani hayır dediğinde ya da işte bağırdığında, çığlık attığında bunu durdurmamak önemli. Bazen ebeveynler her durumda çocuğun itaatkar olmasını isteyebiliyor ama sizin her durumda itaatkar olarak yetiştirdiğiniz çocuk dışarıda bir zarara uğradığında da karşılık veremiyor, hayır diyemiyor. Gerektiğinde çığlık atabilmeli. Evet, atabilir ve birazcık konforunuz bozulsun, bir şey olmaz yani. Evet. Çocuk için önemli bir kazanım bu. Ve farklı bir eve gidildiği zaman çocukların bu kısmı özellikle ergenlik ve önergenlik dönemi için önemli.
misafirliğe gidildiğinde, farklı bir eve gidildiğinde çocukların kapıları kapalı olarak odada yalnız kalıp oyun oynamamalarına dikkat etmek önemli. Birden fazla çocuk bir odadaysa o zaman kapının aralık olması gerek. Evet. Biraz daha büyük çocuklarda örneğin sohbet de edeceklerse o kapının aralık olması ve aralıklı olarak bir yetişkinin oralarda bulunması, yani zaman zaman odaya girebilmesi ve girebileceğine dair de çocukların bir fikrinin olması önemli. Özetle mahrem olan önemli bir alan, mahrem alan. Ciddiyetle korunmalı, sahip çıkılmalı. Diğer durumlarda dikkat edilmediğinde hak ihlali olabilir ve mahremiyet son bulabilir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu güzel bilgiler için. İnşallah dinleyen ailelere faydalı olmuşuzdur diyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım bizi dinleyenlerle, bizi eşlik edenlerle bizler de buluşabilmişizdir. İnşallah. Evet, bir başka programda yine sizinle birlikte değişik konuları konuşabiliriz. İnşallah. Ben de çok isterim. İleriki günlerde, evet. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Sat, bu programı sunmaya çalıştığım kayıt ve montajda arkadaşımız İsmail Salih Sert yardımcı oldu. Bugün program misafirim aile danışmanı Alev Altun Hanım'dı. Kendisiyle mahremiyet ve mahremiyet eğitimi üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. İletişim Dünyamız.